Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yine Buzzword'de sizlerle birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar senaryolarımıza hızlıca devam edelim. Şuradan gidelim. Tıklayalım. Neymiş? Hız. Neymiş bu hız? Bakalım hemen. Popüler bir filmin yeni bölümü üzerine çalışan film ekibi deneyimli bir sürücü olarak sizden çekime katılmanızı istedi. Hikaye, sürücü yavaşlamaya veya durmaya çalışırsa patlayacak olan mayın döşeli bir otobüsü anlatıyor. Karşılaşacağınız tüm arabalar profesyonel dublörler tarafından kullanılıyor. Bu yüzden arabalara çarpmanız filme sadece daha fazla aksiyon katacak. Otobüsünüz koruyucu takla kafesi ve birçok daha güçlü motor ile donatıldı. 45 kilometrenin altında gitmeyin. İyi şanslara, Allah kurtarsın. Becerebileceğiz mi bakalım? Haydi gidiyoruz. İçimden bir ses beceremeyeceğim diyor da. Neyse. Bakak görek. Becerebiliyor muyuk? Gel bakalım bana nasıl bir araba verdin? Dur ya, ben bundan bir şey anlamadım. Bir daha başlasana şunu. Langırt diye görev başlattı. Eşşoğlu eşek. Bunun tuş takımı bir tuhaf. Oğlum bu iş olmaz ya, biz havaya uçacağız. Abi buraya girince zart diye hızı düşüyor bunun. Nereye kadar gideceğimi bilmiyorum ki. Abi bu bir şaka mı ya? Bir de film setine yardımcı olacağız. Abi bana şey gibi geldi. Sırf görev olsun diye yapmışlar gibi geldi. Abi kayıyor lan bu. Patlayacak ya.
Biz bunu beceremeyeceğiz hocam. Abi bu çok sıkıntılı ya. Bir daha oynayacağım. Bana ne? Sinirimi bozdu. Oğlum. Lan. Senin şimdi var ya ırgını. Nereden çıktı bu ya? Hadi oğlum. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Hadi oğlum yaparsın. Alt üstü toprağa girdim abi, bu kadar şey yapmaman lazım yani. Şaka mı lan bu? Hadi aslanım, tırman 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 tırman. İyi de bu ne zaman bitecek? Asfaltı takip ediyoruz da. Bu görev bitecek mi? Ben çok merak ediyorum.
Tamam. Güzel. Valla nereye gideceğimizi de çizmedi. Hadi oğlum. Normalde başardım ananı avradına. Ananı. Oğlum oraya nasıl soktum lan ben koca otobüsü? Mesele biz nereye gidiyoruz? Abi. Ya hocam bak sinirim bozuldu ha. Harbiden lan biz nereye gidiyoruz? Abi niye navigasyon çizmiyor bana ya? Bence bu çizgi çizmediği için bizi patlatacak her türlü. Bir dakika bu niye çizmiyor bizi abi? Bir geri gel. O yeşil şeyi çizmesi lazım abi. Niye çizmedin? Ay ay ay. Oğlum havaya uçacağız ya.
Abi çizmiyor bak, dikkatimi o çekti. Yani çizmiyor orayı, bu bir bug mı var, ne halt varsa orayı çizmiyor yani. Bir sıkıntı var yani. Otobüse drift yaptırdım yalnız. Bayağı bir gideceğiz. Şimdi ben oraya vardığımda inşallah kabul edersin gerizekalı oyun. Çünkü navigasyon çizmediğinde genelde kabul etmiyor abi. Umarım navigasyon çizer. Yani daha dünyanın yolu var diye görüyorum. Evet, daha dünyanın yolu var. Yani arada balçuğa malçuğa dalıyor ama hadi oğlum, hadi oğlum. Sinirimi bozdu ya. Arabanın drift atması da ayrı bir gıcıklık. Buradan düz geçmeyeceğim işte. Bilmiyorum başıma ne gelecek ama abi, ben bu işten gerçekten bir şey anlamamışım ha. Hadi aslanım. Sanırım varış noktasına geldik sayılır ama bir sıkıntı var. Navigasyon çizmediği için yine kabul etmeyecek bu.
Aa, ilginç. Haritayı çizmeden kabul etti lan. Allah Allah. Hocam kabul ettiğine göre sorun yok. No problem. Ver bakayım. O zaman... Radyasyon ölçümü diyorsun. 22 Mayıs 1986'da Otomobil Sanayi Bakanlığı Lyov Otomobil Fabrikası Çernobil Nükleer Santrali yakınında operasyon gerçekleştirmek üzere Haziran 1986'da 5 özel otobüs inşa etmesi emri verildi. Bu otobüsler pencerelerini kaplayan kurşun levhalarla gama radyasyonundan korunmakta ve tavanında hava filtreleme sistemi kuruldu. Radyasyon seviyesiyle ilgili bilgileri ölçmek ve kaydetmek için cihaza da donatılmış böyle bir otobüsü Çernobil Nükleer Santrali'nde sürmeniz gerekecek. Verilerin doğru olması için hızınızı 30-40 civarında tutmanız gerekecek. Lan oğlum. Yine mi lan? İyi. Bu sefer yavaş gideceğim en azından. Bu bir şaka olmalı. Neyse bu senaryoyu da halledelim. Okay, the experimental device for measurement is attached under the bus. We're going to drive around the power plant. Keep the speed between 30 and 40 kilometers per hour. I will comment the readings in the record to check the readings after we're finished. We're starting to move on the road opposite. Gidiyor da gidiyor. I will also keep an eye on the readings of the scimitar inside the bus. Please, please make the radiation less impactful. Meteorological analysis of wind direction shows that during the 5 days between 20th and 30th of April, when the emission of the most active hot particles took place, wind direction has almost made a full circle. Now we're heading to the northeast from the station. We're now driving through the liquid waste repository and second power plant. I'm reading a high radiation level here. It's the northeast from the station, and on April 28th and 29th, wind was blowing to this side. The most powerful emission of radioactive products from the exploded power plant headed here. Şu radyasyon işareti doluyor, o sinir bozucu. We're now driving past the Cohen Pond and canal in the eastern part of the station. Radiation level is now lower than when we drove past the north. Yürü, yürü. Now we're near the administrative building. Radiation level is getting higher again. On the 30th of April, the fifth day after the emergency, the wind was blowing here. Ya abi bak bunu burada Allah. To the left there is the 4 bay of first and second power plant. Radiation level is high again.
Bu işte bir pislik var ama dur bakalım. İleriden sağa döneceğiz ama. Hadi ama. Now turn to the west from the station. On April 26th and 27th, radioactive particles from the reactor were blown here. Yes, I'm reading a severe radiation level increase here. Even leak sheets don't help. We'll compare the values inside and outside the box after we're finished. Oğlum ne biçim iş ya? We've made a full circle around the station. The experiment is over. Bu muydu? İyi bari kolaymış. Yani kolay olması bizim için avantaj tabii. Burada ne çıkacak çok merak ediyorum. Hava ifşek istediği üzerine manzara noktasının zemin zemesine yakın konumda bulunan şansa Gönköy'de çok sevdiği hocanın gitmesi bekleniyor. Bu mu yani? Gitsin bakalım koye.
Hadi oğlum. Kapıları aç ve bindir. Ulan yine karanlıktan ya işte. Dön oğlum dön. Yavaş. Evet. Hadi oğlum be. Ulan. Hadi. Hadi.
İyi de şimdi eğer bir sonraki dörtte inanılmazsa nasıl alacağız? Yola bak. Böyle yol mu olur kardeş? Dönüyoruz. Hadi oğlum yetişiriz. Bence yetişirim. Hadi olsun, hadi. Nasıl lan? Ya hassiktir ya. Çiçek. 10 numara 5 yıldız. Ve bu görevi de bitirdim. Herhalde bitirdim yani. Biraz karanlık bir görev oldu ama sanırsam galiba bitirdim. Yes. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet 10 numara 5 yıldız iş yapıyoruz burada. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Katıl butonu açıldı, oraya özel oyunlar geliyor. Orayı da takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Şimdilik cümleten Allah'a emanet.